Bu programla öğretim sonucunda alınacak sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenilebileceği açısından esnektir. Ancak yine de program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaşım özelliği taşır. Vygotsky tarafından geliştirilmiştir. Konular modüler halinde düzenlenir. Modüllerin birbirleriyle ilişkisi yoktur. Önemli olan modüllerin anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Konuların hangi sırayla öğretileceği açısından daha esnektir. Öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal gibi yaklaşımlarla düzenlenebilir. Meslek ve beceri eğitimi gerektiren derslerde kullanılır. Piramitsel programlama yaklaşımı ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı, giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşım tarzıdır. Program esnek değildir. Öğrencinin programın sonunda durumu bellidir. Alanın uzmanı olur. Çekirdek programlama yaklaşımı, ilk önce ortak öğrenilecek konular verilir. Sonra öğrencilere seçenekler sunularak ilgi duyduğu alanlarda ders almaları sağlanabilir. Söz gelimi fen bilgisi konuları çekirdek programla, fizik, kimya, biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır ve buna göre içerik düzenlemesi yapılır. Yine şekilde gördüğümüz gibi fen ana çekirdek ders, fizik, kimya, biyoloji, astronomi diğer bilim dallarımızdır. Konağa proje merkezli program yaklaşımı. Program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler olarak verilir. John Dewey tarafından önerilmiştir konağa proje merkezli program yaklaşımı. Öğrencileri konuların ağı bir harita gibi çıkartılır. Belirli zamanlarda nelerde kullanmaları gerektiği söylenir. Yine dediğimiz gibi konular küçük projeler halinde belirlenir. Konuların içeriğinde öğrenciler grup ya da bireysel olarak kendileri karar verir. Sorgulama merkezli programa yaklaşımı ise içerik düzenlemesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur. Özellikle ilkokul düzeyinde öğrenci soruları çok değerli bir öğrenme yaşantısı oluşturabilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarının ilişkin sorulara göre programların içerikleri düzenlenmektedir. İçerik seçimi yaparken bazı ölçütler vardır. Bunları yine tekrarlayalım. İçerik seçiminde dikkate alınacak ölçütlerimiz kullanım sıklığı, nitelik, önemlilik, evrensellik, verimlilik, zorluk, eğitsel gereklilik. İçeriğin düzenlenmesinde program geliştirme yaklaşımları farklı yapıda ve farklı felsefi görüşe göre düzenlendiklerinden kapsamı ve dayandığı ilkeler birbirinden farklıdırlar. Bütün programların desen ve modellerine bakılmaksızın içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Program geliştiren uzmanların felsefi düşünceleri, bilgi ve gerçeği anlama düzeyleri içeriğe bakış açılarını etkilemiştir. İçerik düzenleme iki ana boyutta incelenir. Mantıksal düzenleme ve psikolojik yaklaşımlar. Mantıksal örgütlemede içerik belirlenmiş kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolay uygulanabilir niteliğe kavuşturulur. Bu tür düzenlemede bazı kavramlar merkezi bir yere yerleştirilerek diğer kavramlar için ön koşul olarak hizmet verirler. Psikolojik yaklaşımda öğrencinin ilgi ve gereksinimleri içerik seçiminde temeli alınmaktadır. Bu yaklaşımda kuramdan çok uygulamaya ağırlık verilmesi önerilmektedir. İçerik bugünden geçmişe, yakından uzağa doğru düzenlenmeli. Bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, somuttan soyuta doğru olmalı ve aşina olunan sözcüklerle kavram öğretimine başlanılmalıdır. Kavramlar daha sonra sembollerle verilmelidir. Önce tüme varım, sonra tümden gelim yolu izlenmeli. Öğretim daha işin başından itibaren uygulamalı biçimde gerçekleştirilmelidir. Hedef içerik çizelgesi belirki tablosu konusuna bakalım. Hedeflerin iki amaca hizmet etmesi söz konusudur burada. Öğrenme yaşantılarının seçimi, ölçme aletlerinin geliştirilmesi. İşte bunun için hedeflerin iki boyutlu bir tabloda işlenmesiyle belirtkeler meydana gelir. Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu, diğer bir tanımla hedef içerik çizelgesi denilmektedir. Belirtke tablosunun oluşturulmasında aşağıda sıralanmış olan 3 aşama önemlidir. Öğretim hedeflerini belirleme genelde üst tarafta yer alan yatay boyuta yazılır.
Ders içeriğini belirleme, genelde üst tarafta yer alan yatay boyuta yazılır. İki boyutlu çizelgiyi hazırlama ise dersin, kursun genel ve özel hedefleri ve davranışları ile içerik arasında ilişkiyi gösteren tablo oluşturur ve öğrenme durumları ile sınama durumlarının özü gösterilir.